Dostlar merhabalar, RSHGO'dan 13 milyonluk ihale haberi geldi. RSHGO <laughs> kapa yaptığı bildirimde yaklaşık 13 milyonluk ihaleyi kazandığını duyurdu. Yapılan açıklamanın detaylarına göre, Türkiye Cumhuriyeti Ankara Batı 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2014'de 8106 TL TMT gereğince, açık teklif usulüyle yapılan taşınmaz mal satış ihalesi sonucunda Ankara ile Sincan ilçesinde 13847 metrekarelik %100 sanayi imarlı gayrimenkule verilen teklifte DSHGYO 13 milyonluk ihaleyi kazandı. İhale komisyonu tarafından kesin satış işlemleri tamamlandığında konu kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır ifadesi verildi. DSHGYO güneş paneli yatırımlarına da devam ediyor. Şirket tarafından yapılan kap bildiriminde Pört yer alan depoların yeşil lojistik kapsamında karbon salınımlarının azaltan solar depolara çevirmeye yeni depolarımız da solar depo olarak inşa edilmeye devam edilmektedir. Depo gelirlerimizi artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerimizi düşürmek amacıyla dep depomuzda kullanılmak üzere Ankara kazanda depomuzun çatısının üzerine bir nokta. 56 kW gücünde gez tesisi kurulacaktır. Bu tesisle birlikte depo çatılarımızın üzerine kurulmuş olan gez tesislerine kurulu güç toplamı 19.72 MW'a ulaşmış olacaktır. Arkadaşlar bu daha önceki videolarda da yaptım. Raysaş Kayırmak yani Ray GEO depoyu yapıyor. Örnek verecek olursak bir işte diyor ki şu şu ilde şu şu ilçede bana bir tane depo yap diyor. Ee, bu işte metrekaresi artık ne kadarsa örnek verecek olursak e, işte 25 dönümlük arazi diyor bana diyor. İşte bir depo yap. Depoyu yapıyor bütün her şeyine A'dan Z'ye yaptıktan sonra çatısına da güneş paneli koyuyor. Güneş panellerini koymasındaki amaç da şu oluyor arkadaşlar. Hem e, oradaki deponun elektrik e, sarfiyatını Kendisi güneşten kazanmış oluyor. Elektrik faturası ödemek zorunda kalmıyorlar. Fazla olan elektriği de o anki orada artık yakında ne varsa oraya satıyorlar. İşte Örnek veriyorum A ilçesinin işte belediyesine mi diyelim veya da devlet mi oraya enerji sektörüne satıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde hem yenilebilir bir enerjiye sahip oluyor hem de depolarını bu şekilde kiralamış oluyorlar arkadaşlar. Mümkün mertebe kiraya veriyorlar depoları <laughs> yaptıktan sonra ee, istenilen özellikteki depoları yapıyorlar. Daha sonrasında işte 5 yıllık, 10 yıllık kirayı veriyorlar ve artı olarak da çatısında bulunan o güneş panelleriyle beraber e, bir şekilde üretim yapıyorlar arkadaşlar. Rezaşkio'nun sermaye artırımında S&PK onay verdi. Reştaş taşımacılığın 119.350 milyon olan sermayesinin bedeli olan 130.650 milyon artırılarak 250 milyona çıkarılmasına onay verildiği açıklandı. Şirket hakkında e neler biliyoruz? Reştaş re 1989 yılında merkezi Ankara'da kurulan şirket e bugün itibariyle 600'ün üzer e 600 üzerinde tır ve ihraç halindeki kiralık tırlar ile faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında sürdürmekte, Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarının ve beyaz eşyalarını taşıyan özel sektörün ilk ihracat blok treni şirketine aittir arkadaşlar. Reistaş taşımacının lojistik ticaret AŞ'nin şu anlıkta sermayesi kısmını görüyorsunuz. Şuradaki taşınmazlık olarak anlattığımız parasını şurada görüyorsunuz arkadaşlar şu oran e, şurada da gözükmekte arkadaşlar. Evet bu Reisaj'da güzel haberler var. İnşallah e, daha da devam edecek diye bekliyoruz arkadaşlar. Yakından takip ettiğim hisse kağıtlarından bir tanesi. içinde bulunmuş olduğum hisse kağıtlarından bir tanesi. Bakacağız neler olacak. Hayırlısıyla inşallah hedeflerine doğru yürüyecektir diye düşünüyorum. Evet bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoları lütfen beğenmeyi unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.